Okul neden 12'de falan başlamıyor? O zaman da gece yarısına kadar okulda olmamamız gerekirdi. O da doğru ya. Ama benim çok uykum var. Sana ancak bu kadar yardım edebilirim. Neyse. Hiç olmazsa giyinmek için gözümü açmam gerekmeyecek. Aa, hadi kalk gözünü yıka, açılırsın. Aa. Hadi. Ay. Gördünüz mü? Hapşırdım. İlk defa. Evladım, yüzüne karşı hapşırma sana. Hapşırsın, hapşırsın. Hasta olup okula gitmekten kurtulurum, daha iyi. Ben kendimi çok halsiz hissediyorum. Ah evladım, senin ateşin var. Hasta mı oluyorsun yoksa? Hasta mı? Nasıl yani? Yani vücuduna mikroplar girmiş işte. Gerçekten mi? Aman. Çok yaşa. Ay. Ay. Bakalım Şakir Bey bana verdiği sözü tuttu mu? Nana'yı bir daha bu evde görmeyeceksin demişti. Bence o kadar emin olma anne. Aa, öyle söyleme ya. Nana'ya benden daha fazla takmış durumda. Neden? Ama ne bileyim ben canım. Söylemiyor ki. Hazır mısın? Çalıyorum. Ay, çok heyecanlıyım. Çal. Şşt, dur dur, çalma. Ay, sakinim, sakinim, sakinim. Çal. Günaydın. Günaydın. Cicişler yine mi hazır değil? Ay, iki kişiler şu çocukları bir türlü zamanında hazırlayamıyorlar. İnerler şimdi. Hadi kahvaltı edelim. Ay yok canım, biz yaptık. Ay cicişler, cicişler. Pişt! Ay! Uzak dur benden. Bulaştıracaksın. Bir şeyler oluyor bana. Burnumdan sürekli şeyler geliyor. Ay! Pişt! Başını. Ay! Ay! Ay, iğrenç. Ay. Ay. Şu salak kız hastalığını bana da bulaştırdı, görüyor musun ya? Aa, benim hasta olmamam lazım ama Simge. Ay, yani hasta olursam işe gelemem. Volkan'la da bu kadar yakınlaşmışken aramızı sormasına hiç izin veremem yani. Yakınlaşmak mı? Tabii. Geçen gün faaliyet raporlarını götürdüğümde bana şöyle mehlül mehlül baktı ve sağ eliyle yüzük parmağını ovuşturdu. Ne demek yani bu? Ay Simge, çok safsın valla. Nikah yüzüğünü tarif ediyor işte. Ay, düpedüz evlenmek istiyor benimle. Öyle mi? Tabii. Ay, yoksa niye gözümün içine baka baka böyle bir şey yapsın ki? Değil mi ama? Aa, onlar yüzük değil mi? Evet, nişan yüzüklerimiz. Onun işini kolaylaştırmak istedim. Ben aldım. Biliyorsun Volkan biraz utangaç. Ya, ne demezsin. Ay, Hakan Bey dosyaları istemişti. Volkan da yanındadır şimdi. Ay, ben şu makyajımı bir tazeleyeyim, güzel görüneyim. Evet. Oh. Ah, ah. Ay. Ne oldu? Sorma ya. Geçen gün sporda şu parmağımı incittim. Bir türlü geçmek bilmedi, değil mi? Sen spor yaparken kendini kaybediyorsun oğlum. Her seferinde bir yerini sakatlıyorsun. Ne yapalım oğlum? Aşkla yapıyorum ben bu sporu. Şimdi de aşkla bu ev dekorasyonu işini halledersin artık. Ay, aşk diyor, ev diyor. Benden bahsediyorlar. Hah, bence onun tarzı bu. Hı? Yok, bence de daha çok bu. Haklısın. Kesinlikle titiz ve inatçı bir yapısı var. Buna bayılacaktır. Ay, buna bayıldım ben. Kesinlikle haklısın. Gördün mü? Ay, bu da güzel. Volkan, bu da çok güzelmiş ama bak. Ay, Volkan, bu da güzel. Ay, bu daha güzel değil mi? Alo, Hakan oğlum. Ay, bu kız çok hasta. Ay, ateşler içinde yanıyor evladım. Ne yapacağımı bilemedim, seni aradım. Gidin, gidin. Defolun, defolun, rahat bırakın beni. Ha kızım, ne yapıyorsun öyle? Aa, dur, mikroplarımı yapma. Mikroplarımı havalıyorum, maklış.
Ay, gidin. Ateş de başına vurdu bırakın biraz. Beni. Merhaba Simge Hanım. Nasılsınız? Vallahi hiç iyi değilim. Birdenbire ortaya çıkıp hayatımla ilgili planlar yaptım. Ben de salak gibi sizi hiç tanımadığım halde dediklerinizi yaptım. Ama ne Nana'dan kurtulabildim ne de Hakan'la evlenebildim. Öyle değil mi? Ama Simge Hanım, biraz sabırlı olmalısınız. İnanın bana, inanın bana, benim öfkem sizinkinden daha büyük. O halde derhal bir şeyler düşünün. Tamam Makbuş Sultan, tamam. Ben hastaneden bir randevu alıp arayacağım sizi, olur mu? Yahu telaşlanma. Ben hemen geliyorum. Ya nereye? Ay baksana şu yatak odasına. Baksana mobilyalar senin gözlerine ne kadar uyuyor değil mi? Öyle mi? Aslında önemi yok ki bunların. Yani eşya falan. Simgeciğim, sende şu anlaşmalı olduğumuz hastanenin numarası var değil mi? Evet. Nana çok hastaymış. Onun için bir randevu alıp Makbuş'u arar mısın? Ah tabii canım, seve seve. Yok işin yoksa hanımefendiye bir de doktor ayarla randevu. Bir hastalıkları eksik. Bir dakika Simge Hanım. Hastaneyi aramayın. Neden? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş, öyle değil mi? Yani? Yani siz hiç merak etmeyin. Nana'yı ziyaret etmesi için çok özel bir doktor yollayacağım. Kafanızda neler var Şakir Bey? Bu sefer kesin olarak ondan kurtulacaksınız. Size söz veriyorum. Bana bak. Otur dinlen bakayım. Ha? Şöyle yat, uzan, dinlen. Senin gibi hasta olanlar yatar, dinlenir. Evde olanlar da ona hizmet eder. Yani Hakan da eve gelince bana hizmet edecek mi? Sen iyice şaşırmışsın ayol. En iyisi ben sana bir çorba yapayım. Makbuş, Makbuş. Hakan eve gelince ona her istediğimi yaptıracağım. Şuna bakın hele. Yok yok. Ateşli hastalık kötü derlerdi de inanmazdım. Aman yarabbim. Evet, nerede kalmıştık? Buyurun Hakan Bey. Dur. Gel. Sence perdeler nasıl olmalı Volkan? Şu nasıl? Annem de var bu perdelerden. Ya oradan bakınca yanıltmasın seni. Çok karanlık gösteriyor içeriği. Mutfak için country tarzı nasıl olur sence? Aha, bu annemin sevdiği tarz. Çiçekli perdelerle düşünsene. Aşk olsun Volkan yani. Annen şimdiden aramıza girdi. Efendim? Bu tarzı uygulamak için mutfağın tasarımını birazcık değiştirsek iyi olacak. Evet. Mutfak çok önemli çünkü vaktin çoğu orada geçiyor. Ama ben bu tarzdan pek hoşlanmıyorum. Daha güzel değil mi bak? Yok yok. Annemin sevdiği mutfak daha klasikalı bence. Bu kadar ana kuzusu olunmaz ki canım. Yok yok, sen daha baştan böyle yaparsan bu iş asla yürümez yani. Asla. Nesi var bunun? Vallahi biz de anlamadık. Canım düşündüm de şimdi hastaneye giderken zorlanır onlar. Ne de olsa cahil bir kız. İstanbul'un da yabancısı. Ay Makbule Hanım desen o zaten bildiğini de unutuyor. Ben en iyisi eve bir doktor gönderiyorum. Haklısın Simgeciğim, çok iyi düşünmüşsün. Ay bir an önce muayene olsun da sonra mikropları çocuklara falan bulaştırmasın. Çok yaşa. Çok yaşa. Ay bak bana bulaştırdı bile, görüyor musun? Şimdiden aramıza anneni soktum Volkan. Oysa seni de çok sevmiştim. Bitti. Annen bu kadar aramıza girecekse bu iş olmaz Volkan. Al. Al bu da benimki. Bitti.